Evet, merhaba. Leaklets Crime'a yani suç dosyasına hoş geldiniz. Geçen hafta duyurduğum üzere normal yayınların haricinde Leaklets'in bu masasında ABD'de yaşanan birbirinden ilginç suç dosyalarını ele alacağımızı söylemiştim. Şahsen suç bilimi öğrencilik zamanlarımdan beri çok ilgi duyduğum ve bana çok keyif veren bir alandır. Sizler de ilgileniyorsanız kesinlikle keyifli bir seri olacak çünkü epey şaşıracağınız konu var. O zaman hiç vakit kaybetmeden konuya girelim. 2018 yılında Amerikan medyası FBI'nin en çok arananlar listesinde olan Joseph DeAngelo adlı bir kişinin tutuklandığı haberlerini son dakika olarak geçer. What a story this is. The suspected Golden State Killer. That huge break. Police say they now have the Golden State Killer in custody. We begin with a very serious story where investigators in California say DNA evidence led them to one of the country's most notorious serial killers. Bahsedilen kişi Kaliforniya'nın Sacramento kentinde sakin bir hayat yaşayan, evli, 3 kızı ve 6 torunu olan 75 yaşında bir adamdır. Mahalleli kendisini huysuz, hafif sinirli ama kendi halinde biri olarak tanımlamaktadır. Ancak evine baskın düzenleyen polis kendisine oldukça farklı bir ad verir. Golden State Katili. Amerikan basını bu takma adı duyduğunda tüm ABD şaşkına dönmüştü. Çünkü kendi halinde biri olarak tanımlanan DeAngelo, ABD tarihinin bireysel olarak işlenmiş en büyük suçlarıyla yargılanacaktı. İşin ilginci, ABD'de şu an 65-70'li yaşlarda olan herkesin çok iyi bildiği bu suçlar yeni değil, bundan tam 45 yıl önce yani 76'da işlenir. Aynen, yani DeAngelo işlediği bu suçlardan 44 yıl boyunca kaçmayı başarır. O yüzden DeAngelo'nun bu akıl almaz suç dosyasını duyduğunuzda ve özellikle kendisini nasıl bulduklarını öğrendiğinizde epey şaşıracağınızı düşünüyorum. Şimdi 47 yıl öncesine yani 1974'e gidelim. Yer, dünyanın en büyük 5. ekonomisi olarak bilinen Kaliforniya eyaletinin Visalia şehri. 1974 yılının Nisan ayında tüm şehir genelinde insanların evlerine seri şeklinde soygunlar yapılır. Ancak polis bir türlü soygunu yapan kişiyi tespit edemez. Bu soygunlar o kadar artar ki polisin elinde çözülemeyen tam 120 dosya birikir. Bu soyguncu zaman içerisinde Visalia yağmacısı olarak adlandırılır ve kendisine has çok ilginç bir özelliği vardır. Girdiği evlerde insanların eşyalarını karıştırıp bilerek etrafı dağıtan bu soyguncu pahalı hiçbir şeyi almaz. Aksine sadece bulduğu ucuz kadın küpelerini çalmaktadır. Bu yüzden ilgili dedektifler bu soygunlarda ana motifin para olmadığı, soyguncunun insanların evine girerek heyecan ve gizem oluşturma peşinde olduğu kanısına varır. 1975 yılına kadar soygun eylemlerine devam eden Visalia yağmacısı eylemlerine bir müddet ara verir. Tabii bu süreçte evlere girme ve delil bırakmama konusunda uzmanlaşmıştır. Soygunların üstünden bir yıl sonra Kaliforniya'nın başkenti Sacramento'da seri şeklinde tecavüz vakaları başlar. 5 Ocak 1976 günü sabah saat 6 sıralarında evinde oğluyla uyuyan Jane Carlson Sandler eve giren maskeli ve elinde kasap bıçağı bulunan bir adam tarafından tecavüz edilir. It was about 6:30 in the morning. My husband was just leaving for work, and my 3-year-old son came out of his bedroom and got in bed with me to snuggle. Within 2 minutes, I saw a bright light shining down the hall and someone running down the hall. I hardly had time to react when I looked up, and there was a man wearing a ski mask, holding a large butcher knife. As soon as he untied my ankles, then I knew what he was there for. Bu vakalar Jane'den sonra da artarak devam eder. Polis raporlarında kadınların tecavüze uğramadan önce uzun bir müddet zanlı tarafından takip edildiği ve ev pencerelerinden gizlice izlediği yer alır. Ayrıca tecavüze uğrayan istisnasız tüm kadın kurbanlar bir sese uyandıklarını ve gözlerini açtıklarında tepelerinde maskeli bir adamın kendilerini izlediğini rapor eder. Bununla beraber saldırıların genelde kadınlar evde yalnızken yapıldığı ancak sonradan evde erkek varken bile gerçekleştirildiği kaydedilir. Yani saldırgan evlere girdiğinde tecavüz etmeyi planladığı kadınların içeride kocaları varsa bile bıçak veya silah zoruyla onları bağlayıp tecavüz eylemlerini gerçekleştirir.
Hatta birçok polis raporunda saldırganın sıkı sıkıya bağladığı erkeklerin üstüne tabak koyarak tabakların ses çıkarması durumunda hem kendilerini hem eşlerini öldürmekle tehdit ettiği yer almaktadır. O yüzden olayı yaşayan bayanlar kadar kocaları da ağır psikolojik bunalımlar geçirir. Çünkü saldırganın eşlerine tecavüz ettiği esnada kendileri elleri ve ayakları bağlı, çaresiz bir şekilde üstüne konulan tabakları düşürmemeye çalışmaktadır. Raporlarda dikkat çeken diğer kısım ise saldırganın yanında bulundurduğu el feneri ile kurbanların gözüne oldukça parlak bir ışık tutarak onları şoke etmesi ve kendisini görmesini engellemesidir. Bu nedenle hiçbir kurban saldırganın eşkalini tam olarak tarif edemez. Ancak polis edinilen bilgilere göre Doğu Yakası tecavüzcüsü adı verilen saldırganın aşağı yukarı 1.80 boylarında kumral saçlı, beyaz ve yapılı bir erkek olduğunu kayıtlara geçer. Tabii gün geçtikçe yapılan tecavüz saldırılarının sayısı da şekli de değişir. Bu nedenle tüm Sacramento'da silah satışlarında patlama yaşanır. Buna rağmen saldırgan tecavüz girişimlerine devam eder. Hatta saldırdığı kadınları sonra telefonla arayarak tekrar geleceğini ve bu kez kendilerini öldüreceğini söyleyecek kadar ileri gider. Sacramento'nun neredeyse tüm dedektif ve polisleri bu tecavüz olayının üstünde çalışsa da her adımını dikkatle hesaplayan ve yakalanmamak adına tüm tedbirleri alan saldırganı yakalayamaz. Teenage girl was raped today in her home in Contra Costa County, and though officials are not saying it was the work of the East Area rapist, they do say the crime was committed in his style. Law enforcement officials from every police agency in Contra Costa County tonight are looking for the man who raped a 13-year-old Walnut Creek girl early this morning. The young victim was attacked in her Rancho San Miguel home. Police say she described her attacker as a white male, 6 feet tall, weighing 185 pounds. Bu tecavüzler 1978'de farklı bir boyut kazanır. Söz konusu saldırgan artık sadece tecavüzle kalmaz, cinayet de işlemeye başlar. Mesela Brian ve Kate adlarındaki bir çift köpeklerini gezdirirken Doğu Yakası tecavüzcüsü tarafından saldırıya uğrar. Ancak Brian kendisine fiziki karşılık verince yakalanmamak ve tanınmamak adına çiftin ikisini de kafasından vurarak kaçar. Bu cinayeti iki tecavüz girişimi takip eder. Artık Sacramento halkı çıldırmak üzeredir. Şehirde herkes birbirine şüpheli gözüyle bakar, en ufak bakışlarda kavgalar yaşanır. Bu saldırgan 3. ve 4. cinayetini ise 30 Aralık 1979'da Güney Kaliforniya'daki bir bölgede işler. Robert Hoffman ve Deborah Mannings çiftinin evine giren bu saldırgan aynı teknikle ikisini de bağlar ve kadına tecavüz ettikten sonra ikisini de şömine odunuyla kafalarına indirdiği darbeler sonucu öldürür. Bundan 4 ay sonra, yani biraz ara verdikten sonra 5. ve 6. cinayetini işleyen bu saldırgan Charlene ve Lyman Smith çiftini aynı yollarla öldürür. Tabii saldırganın adı bu süreçte gece dikizcisine çevrilir. Söz konusu cinayet ve tecavüzler Kaliforniya'nın farklı bölgelerinde işlendiği için birbirinden farklı vakalar olarak ele alınır. Ancak bir süre sonra kurbanların el ve ayaklarını bağlamak için atılan düğümlerin aynı olduğu fark edilir. Tam burada konu üzerinde çalışan dedektifler saldırganın kimliğine dair ilk teşhisi koyar. Saldırgan iyi eğitim görmüş bir polis veya askerdir. Çünkü atılan düğümler ve geride hiçbir delilin bırakılmaması ancak bu konuda uzman birileri tarafından yapılabileceğini işaret etmektedir. Hatta bazı gazeteler saldırgana elmas düğüm katili adını verir. Çünkü son derece profesyonel atılan bu düğümler elmas şekline benzemektedir. Police today continued to search for any clues in the near fatal shooting of 29-year-old William Carnes and the rape of his girlfriend. They're apparently the latest victims of the Night Stalker, thought to be responsible now for 34 brutal attacks, 14 of them fatal. These serial killings, once confined to the near Los Angeles area, are now spread over 500 miles from San Francisco to Orange County. Tarih 30 Ağustos 1980. Saldırgan bir cinayet daha işler. Bu kez Orange County bölgesinde yaşayan Keith and Patrice Harrington çiftini öldüren bu saldırgan, daha sonra 6 Şubat 1981'de Manuela Vitan adlı genç bir bayanı, ondan 5 ay sonra ise yani 27 Temmuz 1981'de Sherry Domingo ve Gregory Sanchez çiftini kendilerine ait evde öldürür.
yıllar geçer. Saldırılar devam ettikçe cinayetler ve tecavüzler de artar. Kaliforniya halkında toplu bir paranoya baş gösterir. Bir türlü suçluyu teşhis edemeyen güvenlik birimleri ise suçlu hakkında ilk net bulguya DNA teknolojisinin biraz daha iyi bir noktaya geldiği 2001 yılında ulaşır. Golden State katili, Doğu Yakası tecavüzcüsü, gece dikizcisi ve hatta diğer adıyla elmas düğüm katili de aynı kişilerdir. 15 Haziran 2016 yılında FBI bu saldırganın yeni bir robot resmini yayınlar ve hakkında bilgi verene 50 bin dolarlık ödül vereceğini duyurur. Tabi aradan geçen 5 yılda DNA çalışmaları da oldukça ilerlemiştir. Hatta burada hatırlayacaksınız, DNA işlemleri o dönemde ilk kez kamuoyuna açılmış ve Ancestry.com ve Getmatch.com gibi siteler kendi DNA örneğinizi göndermeniz durumunda soy ağacınızı bulabileceğinizi duyurmuştu. Haliyle ABD'de milyonlarca insan kendi DNA örneklerini bu sitelere yollamış ve gerçekten de aile geçmişlerine ulaşmıştı. Ama en önemlisi, bunu yaparken kendilerine dair tüm DNA kayıtlarını gönüllü olarak database'e eklemişlerdi. İşte bu saldırganın bulunması da çok ilginçtir ki kamuoyuna açılan bu DNA siteleri üzerinden oldu. Saldırganın aktif olduğu yıllarda yaşanan saldırılardan sorumlu dedektif ve polisler emekli olunca bu vakaları soruşturması için görevlendirilen dedektif Paul Halls 20 yıl boyunca bu katili bulmaya çalışır. Ancak bu uzun yıllar içerisinde bir sonuca ulaşamayan Halls'un 2018'de bu soy ağacı sitelerinin ortaya çıkmasıyla aklına bir fikir gelir. O zamanlarda suç mahallinden toplanan DNA örneklerini kamuya açık DNA şirketi Ancestry.com'a gönderen Halls, ABD tarihinin en çok aranan katiline ulaşır. Nasıl mı? Dedektif Halls, olay yerinde bulunan DNA'leri söz konusu sitelere yüklediğinde 45 yıldır aranan katilin muhtemel akrabaları ortaya çıkar. In January of this year, Halls uploads the crime scene DNA and starts finding people who may be related to the killer. Now I'm talking, you know, third, fourth, fifth cousins. He's very distantly related, but it gives us a starting point. Halls and other investigators pore over the results, working with a genetic genealogist, using obituaries, gravesite locators, census records, and DNA databases to build a family tree for the killer. Then they look for people believed to be about the same age as the suspect, with ties to California. Yani katilin akrabaları da bu sitelere DNA örneği yollamıştır. Haliyle yollanan bu örnekler büyük oranda katilin DNA ile eşleştiği için Halls artık hangi soy isme bakacağını bilir. D'Angelo ailesi. D'Angelo soy ağacındaki yaşları 60 ila 70 arasında olan tüm isimleri de çıkartır. İşlenen suçlarda çok dikkatli olduğu ve iz bırakmadığında göz önünde bulundurduğunda polis veya asker geçmişi olan bir kişi kalır. Joseph D'Angelo. D'Angelo'nun yaşadığı eve giden Halls, çöp tenekesinden bir peçete örneği alarak DNA eşleştirmesi yaptığında da olay yerinde bulunan DNA örneği ile peçedeki DNA'nin birebir örtüştüğünü görür. Boom! Katil 45 yıl sonra bulunmuştur. 78 yaşındaki Joseph D'Angelo evine yapılan bir baskınla 2018'de tutuklanır. Yapılan duruşmalarda ortaya çıkan bilgiler ise herkesi şoke eder. Çünkü 1964'te ABD ordusuna katılan D'Angelo Vietnam'da 2 yıl savaşmıştır. Geri döndüğünde Sierra Koleji'ne gitmiş, orada polis akademisini dereceyle bitirmiştir. Daha sonra Sacramento Üniversitesi'ne giden D'Angelo orada suç bilimleri okumuş ve yine dereceyle mezun olmuştur. İşin daha garibi ise söz konusu tecavüz ve cinayetlerin işlendiği bölgede polis şefi olarak görev yapmış ve kendi işlediği cinayetleri incelemiş. Böylelikle çok dikkatli olsa da geriye bıraktığı en küçük delilleri bile o incelemeler sırasında yok etmiş yani. Şimdi sıkı durun. D'Angelo daha geçen yıl yapılan davada 13 cinayet, 13 adam kaçırma, en az 50 tecavüz ve 120 soygun suçlaması ile yargılanır ve hepsinden suçlu bulunur. I've listened to all your statements and I'm truly sorry. Böylelikle ABD tarihinin en çok aranan suçlular arasında yer alan Joseph D'Angelo, 45 yıl kaçtığı adalete 78 yaşında yakalanır. Yargılama sonucunda ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alan D'Angelo, şu an yüksek güvenlikli Kaliforniya Eyalet Hapishanesi'nde kalmaktadır.
Ancak kurbanların çocukları The Angela gibi bir şeytana verilecek hapishane veya idam cezasının dahi yaptıklarına kıyasla adaleti tesis edemeyeceğini belirtir. Bu da sanırım bizlere modern hukukun bazı suçlara yeterli cevap olamayacağını ve ilahi adaletin önemine vurgu yapıyor.